şu kızım Andık Deresi. Andık Dedesi. Andık Dedesi. Dedenin türbesi burada. Bebeğini götürmüş dedeye. Hastalığı iyileşsin diye. Adakta bulunuyor. Bu çocuk Deliktaş'tan geçiyor. Burada da çocukların şifa bulduğu söylenir. Burası Andık Dedesi'nin mescidi. İşte bak şurada boş beşik falan var. Burada bebek istiyorlar dededen. İşte dilek bağlamışlar herkes. Bu da oradaki su, şifalı su derler. Bu da dereli amca dereden evine yakacak getiriyor. Şu derede şeytan mağarası vardır. İçindeki şeytan da o. Dereli mahalleleri meslekleri gılcılıktır. Burada da gıl eğiriyorlar. Gıldan ip yapıyorlar. Gıl arkasında yığılı. Bu da omzunda kirmendilir. Onunla ip eğiriyor. Bu 400-500 senelik Isparta geleneği. 3 aylarda kurbanlıkla alınır. Dere mahallesindeki çobanlara verilir. Çobanlar güde. Arife gün davulla zurnayla Doğancı mahallesine kadar kim kurban verdiyse onun kurbanı dağıtarak çobanlar da bahşişini alarak aşağıya kadar inerler. Burası Andık Deresi. Şimdi mesirelik alan ettiler. O zamanlar da mesireliydi. Zambaklı derlerdi. Buralara kadınlar gidemezdi o zamanlar. Şimdi o yukarıdan şelale gibi yerde bir ev gibi, bina gibi bir şey ettiler. Üstünden su akıyor şu anda. Bizim çocukluğumuzda bu mağara sağlamdı. Sonra üstü yıkıldı bilmem ne oldu. Tekrar burayı o şekilde canlandırdılar. Şimdi şu üstten buraya şu alana su iniyor. İnsanlar içine girip de serdiyor. Önce Horhor Çeşmesi dediğimiz bir yer vardı. Su yerden duru duru fışkırıydı. 4 metre 5 metre fışkırıydı. Onu bir şekilde ağacın içine aldılar. Daha sonra tekrar çevre düzenlemesi ediyoruz diye bu suyu kaybettiler. Su kayboldu. Bir daha şu anda yok. Günümüzde yok. Bu gördüğümüz yer bak şurası kiraz ağacı. Buradan da dere akıyor. Bu tarafın kirazlı dere olduğu belli olsun diye o şekilde yaptık. Şu kişiler de dereli eşkıya, hafız ve çetesi. Şu anda bu baş değirmen dere un fabrikası. Hediye un fabrikası şu andaki yeri. Şu Hazreti Ali'nin atının ayak izi olduğu söylenir. Düldül ayağı. Bu da o yokuştan iniyorken önceleri babamın çocukluğunda kestenelerin içindeydi. Kestenelerin oradan kaybolacak diye bir vatandaş getirmiş. Evinin duvarında duruyor şu anda bu. Düldül ayağı. Hazreti Ali'nin atının ayak izi olduğu söylenir. Bu da o bildiğiniz Dere Mahallesi'ndeki suyun üstündeki meşhur köprü.